Alo, günaydın. Günaydın. Kerem nerede? Gece çok geç geldi. Sabah da erkenden şirkete gitti. Kahraman, Kerem çok kötü durumda. Elif'in taşıyıcı anne olduğunu öğrendikten sonra mahvoldu çocuk. Biliyorsun hislerini. Abla, bütün bu yaşananlar sadece kötü bir tesadüf. Ben Elif'i bütün işlemler bittikten sonra öğrendim. Bilseydim böyle bir şey izin verir miydim? Kahraman, bunu Kerem'e anlatman lazım. Yani sen anlattığında o seni dinler mi? Dinlese bile sakinleşir mi bilmiyorum. Keşke başında anlatsaydın her şeyi. Nasıl söyleyebilirdim abla? Söyleyemedim işte. Sen Kerem için çok önemlisin Kahraman. Biliyorsun o hayatta hep seni örnek aldı. Bu yüzden çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Günaydın. Günaydın. Bunlardan ikinci sağ olacak. Tamam Kerem. Kerem. Biraz konuşabilir miyiz? Benim işim var dayı. Oğlum tamam, yaparsın işini. Hadi gel biraz konuşalım. Hadi lütfen. Ya neyi anlayacağım ya, neyi anlayacağım? En çok sana güvendim ben bu hayatta be. Ama sen ne yaptın? Kandırdın beni. Bir çocuk gibi kandırdın. Kerem, ben Elif'i iş işten geçtikten sonra öğrendim. Her şeyi annem ayarlamış. Bilmiyordum. Bilseydin böyle bir şeye izin verir miydim sanıyorsun? Ondan sonra niye söylemedin peki? Sana Elif'e aşığım dedim, ölüyorum dedim. Ama sen her seferinde uzaklaştırmaya çalıştın beni. O kız sana göre değil dedin. Eğitim hayatın daha önemli dedin. Hala inanamıyorum ya. Gözümün içine baka baka yalan söyledin sen bana. Kerem, ne yapabilirdim? Bunu söylemek kolay mı zannediyorsun sen ha? Sen üzül istemedim, anlasana. Hem ortada bir sır varken bunu sana nasıl söyleyebilirdim? Peki Elif'in söyledikleri? Antakya'dan birisi beni hamile bıraktı falan. O kızı da kendinize benzettiniz değil mi? O kızı da kendiniz gibi yalancı yaptınız. Kerem yeter! Bak Kerem, ben böyle olsun istemedim. Ama oldu işte. Bunda benim bir kabahatim yok. Var dayı, senin kabahatin var. Bunu bana söylemeliydin. Ya benim bu halim ne olacak peki? Öldü diye bildiğim babam birden karşıma çıkıyor. Daha kendime bile gelememişken sizin bu iğrenç yalanlarınızı öğreniyorum. Tamam oğlum, tamam, sakin. Ya bırak! Kerem! Hiçbirinizi görmek istemiyorum artık. Bundan sonra benim hayatımda size yer yok. Kerem! 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 Biraz kendini benim yerime koy oğlum. Anlamaya çalış. Ne oluyor ya? Bıraksana çocuğu. Sen karışma abi. Ya sen hayatını bitirdin o çocuğun. Farkında değil misin? Elif'i deliler gibi seviyordu o. Abi, bu benim de Kerem arasındaki mesele. Seni ilgilendirmez. Yok ya, bir tek sen misin Kerem'in dayısı? Onu bu kadar üzmeye hakkın yok. Yok. Senin yerinde olsam var ya, insan içine çıkamazdım ben be. Utan biraz, utan. Baba? Ne oluyor? Çirkin.